Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için NER projesinden bahsetmek istiyorum. NER projesi nedir arkadaşlar? NER Network ne işe yarıyor? Bu bir blockchain platformudur ve merkezi olmayan bir ağı temsil etmektedir. NUS projesinin bir ikinci projesi olarak NER Network yayıma bırakıldı ve bundan sonra NER Network ile de çalışacağız arkadaşlar. NER Network şu anda Ethereum platform üzerinden de işlemlerini yapmaya çalışıyor ve burada Lightning Network TPS saniyeler içinde onaylanma, yani fast onaylanma işlemini hayata geçiriyor ve burada Convent bölümü var. Aynı zamanda stabil olarak NUS mikroservisle Chainbox halinde, bir kutu halinde çalışıyor ve bir büyük bir blockchain'in işte içinde olan iki büyük bir dev blockchain teknolojisini birleştiren bir ağ temsil ediyor arkadaşlar. Peki bu ne işe yarıyor? Bunu Türkçe diline tercüme yaparak daha iyi anlayabiliriz. Sinir nedir diyor. NER bir blok zincir, sapras zincir etkileşim protokolü geliştirmek için NUS Chainbox'u kullanan, NUS mikro hizmetler çerçevesine dayanan, merkezi olmayan bir dijital varlık servisi ağıdır. Amaç, izole edilen blockchain değerini kırmak ve DeFi uygulama ekosistemi için gerekli tüm desteği sağlamak için zincirler arası bir varlık değişim ağı oluşturmaktır. Her dijital varlık sahibinin gerçekten güvenli, ücretsiz ve şeffaf bir DeFi uygulama hizmeti yaşamasına izin verin diye burada bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bilgilerle birlikte burada heterojen çapraz zincirden bahsediliyor. Yani bir blockchain ağında katılan diğer blockchain ağları ve blockchain ağları arasında transferden sohbet gidiyor. Yani bir ağdan diğerine coin'in taşınması, token'ın taşınmasından bahsediliyor. Ana dijital varlıkların blockchain kapalı döngüsünü açın ve farklı yapısal blok zincirlerindeki varlıkları hızlı aktarın diye bir bölümde geçiyor. Ve burada DeFi altyapısından sohbet gidiyor. Çok varlıklı, açık ve şeffaf değer gerçekleşimi platformu DeFi uygulama ekosistemi için temel destek sağlar. Çapraz zincir nedir? Bitcoin, Ethereum, BNB, NEV gibi bağımsız halk zincirleri için çeşitli blok zincirlerinin etkileşimini kolayca uygulayabilen bir dizi arayüz protokolünü tanımlar. Çapraz zincir. Peki burada fikir birliği mekanizması nedir? Burada sinir tasarlanmış ve kabul verimli istikrarlı konsensüs algoritması postfret ve blok saniye içinde teyit edilebilir. Besleme mekanizması, her konsensüs düğümünün, birden fazla borsa, kehanet veya teklif ajansı için doğru bir ortalama fiyat sağladığından emin olun, zamanında güncelleyin. Ve burada yol haritasını görüyoruz arkadaşlar. Tasarımın tamamlanmasından tutmuş 2020 yılının Q1 ve Q3 ve 2023 yılına kadar gidecek bir büyük bir proje var. Projeni sürdürüyorlar arkadaşlar, NUS projesi. BTC gibi genel para birimleriyle bağlantı kurmalı. BTC, Ethereum, ERC20 gibi ana dijital varlıkların zincirler arası etkileşimi gerçekleştirilecektir. Ve merkeze olmayan bir yönetişim çözümünü başlatacaktır arkadaşlar. Yani merkeziyetsiz olarak siz mesela diyelim ki bir token'ı diğer token'ın adresine gönderebileceksiniz. Tam olarak, net olarak böyle bir şey. NERVDEX'i başlatacaklar mainnet olarak, H3 versiyonunda yol haritasına uygun olarak. Daha istikrarlı varlık için 2021 ve 2023 yıl içinde OTC işlevini açmakla en iyi dijital 10 dijital varlık sabitlenir ve OTC işlevleri FoxDive gibi daha kararları öyleleri sabitlenir yani. Bununla ilgili faaliyet alanı, ortaklar belgeleme ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada faaliyet alanı ve sahini düşündük ve burada belgeleme var, ortaklar kısmı var. Ortaklarına bakalım. Burada birçok istikrarlı şirketlerle stratejik ortaklar ve stratejik yatırımlar var. NUS, USD, Nabax, Okchain ile Bits, TB Capital ve Export Immigration Fund ile iletişimdeler arkadaşlar. Bir de burada White Paper var. Bunu İngilizceye yapalım. White Paper nedir arkadaşlar? White Paper'ına baktığımız zaman burada görüyoruz ki NERV blockchain ile ilgili, NERV'in ne olması ile ilgili, NERV blockchain teknolojisinin cross bir ortamda ve bloklar arası, blok zincirleri arasındaki bir iletişimle ilgili burada bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda DEX projesi ile ilgili, DEX projesi ve cross chain integration consensus algoritması ile ilgili bilgiler var. Buradan NUS Chainbox'una
buna işte cross-chain integration yapıldığı ve blockchain'in bir katılım olarak networkler arası bir bağ olarak verilmesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Burada background'da DeFi işlemlerinin gerçekleştirildiği bir platformdan bahsediliyor ve Bitcoin gibi büyük bir dijital ağlara, blok zincirlerine katılım ve bu blok zincirleriyle karşılıklı iletişimin için büyük bir ekosistem olarak biliniyor. Nulls ekosistemi zaten mükemmel bir ekosistemdi ve bunun işte yanında Nerve'in gelmesi daha da Nulls için çok büyük, Nulls için büyük önem taşıyor. Nerve bir merkezi olmayan network ağının dijital servislerinin birleştiği Chainboxud'la birlikte çok büyük bir ekosistemin yaranmasına ve yeni bir teknolojinin yaranmasına getirip çıkarmıştır arkadaşlar. Crosschain, Block, Transcation, Pocfit, Consensus, Interface Protocol gibi Chainbox'a dahil olan birçok işlem ve işlevlerin bununla bağlı olarak söyleniyor. Burada Nervis'le bağlı olarak POC Proof of Credit algoritmasının POC is safe ile ilgili bilgilerinden bahsediliyor. Aynı zamanda Nerve Network'un burada 3 layer'da anlatımı verilmiş arkadaşlar. Ve diğer işte cross exchange nasıl çalışıyor? Samos, Alert, Nulls'a birleşiyor ve Nulls 2A birleşiyor ve bu Nerve'den de Bitcoin ve Ethereum'a ve diğer tokenlara bilgiler gidecektir. Nulls ekosistemi ve Bitcoin ve Ethereum'la bağlantılar gelecek işte yeniliklerde olacaktır arkadaşlar. Ve esas bilgileri de burada Nevdex'ten bahsediliyor. Nevdex'in de ne olduğu ile ilgili bilgileri vermişler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Nerve projesini daha yakından tanıyalım. Nulls Wallet ve Nerve Wallet'lere bakalım. Arkadaşlar bu iki blockchain devi Nerve ve Nulls birbirine para aktarımını yapabiliyor. Şimdi burada nasıl hesap oluşturuyoruz? Kredi adres diyoruz ve burada paralı oluşturuyorsunuz. Kredi adres diyorsunuz ve size Keysport, PrivateK ve Scan Import veriyor. QR kod veriyor. Ve sonra siz o hesaplarınızla Nulls projesinde kullanabilirsiniz. Keystore Import veya PrivateK Import gerek, Scan Import gerek QR kodlarını tarayarak giriş yapabilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Keystore'dan update yapacağım. Şu an Nulls projesinde yapıyoruz. Şifremizi giriyoruz ve böylelikle bizim hesabımız oldu. Şu an hesabımda 2.16 dolar değerinde 4.90 Nulls var ve bu Nulls cüzdanın adresim arkadaşlar. Nulls kendine ait bir blockchain olduğu için burada Nulls'un ayrı bir adresi var arkadaşlar. Ve burada transferlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda Consensus'u görebilirsiniz. Bakın All Consensus nedir? Total notta 127 tane iş var ve Consensus notta 123 tane total staking miktarını da görebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada kendiniz not yaratabilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi diğer işlemleri görebiliyorsunuz. Ve kontraklara bakabilirsiniz. Burada deploy contract yapabilirsiniz. Kendi tokenınızı, yani bu blockchain içinde kendi tokenınızı yaratabilirsiniz. Ve burada sök diyerek hangi blockchain'lerin kullandığını bakabilirsiniz. Şimdi Nerve Wallet'ine bakalım arkadaşlar. Nerve Wallet'inde de burada da kilit adres diyerek şifrelerinizi oluşturup PrivateK ve Keystore'unuzu indirip ve public key'lerini herkesle paylaşabiliriz ama private key'ler olmuyor. Bu yüzden Keystore'da yapın, en kolayı Keystore'dur. Keystore'umu şimdi Nerve Wallet'ten buraya aktaracağım arkadaşlar. Evet, ben hesabıma girişimi yaptım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hesabımda 56 tane NVT token'ı var. Ve bu Ethereum nedir arkadaşlar burada? Ethereum'u burada görüyorsunuz. Ve across into transfer, across transfer. Yani burada bakın Ethereum'dan NVT'ye ve NVT'den Ethereum'a değişim yapabilirsiniz. Yani siz Ethereum bazında işte NVT'lerinizi gönderebilirsiniz Ethereum adresine. Aynı zamanda NVT adresinize Ethereum'larınızı göndererek burada tutabilirsiniz. Böyle bir işte yeni bir teknoloji, yeni bir blockchain ağının kurmuşlar. Bu da Nerve adresi. Gördüğünüz gibi bu da kendine ait bir blockchain'i var ve başlangıcı Nerve'de başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada NVT'lerle ve Nulls projesiyle
birbirine coinlerin aktarımını yapacağım arkadaşlar. Mesela Nus projesinden NER projesine ve aynı zamanda da ters olarak yatırımlarınızı yapacağım arkadaşlar. NER valletinden buradan kopyalıyorum NER valletini ve burada send diyorum. İşte Nus'u göndereceğiz onların adresine ve buradaki yerle değişmeye gerek yok. Mesela iki tane Nus gönderelim. Bakın iki tane Nus gönderdiğimiz zaman bizden 0.1 Nus ücret alacaktır. Yani buraya 4 de yazsak, 1000 de yazsak, 4000 de yazsak öyle olacaktır. Şimdi buraya 2 tane Nus gönderelim. Bakalım nasıl oluyor. Burada remark bölümünde de istediğinizi yazabilirsiniz. Burada next diyorum. Diyor ki bu gönderen Nus adresi kabul edecek NERV adresi. Ve burada fee 0.1 Nus diyor. Ve confirm diyoruz. Parolamızı soruyor. Confirm diyoruz. Ve artık işlemler gerçekleşti arkadaşlar. Bakın. Bana 4.9 gelmişti. Cross trading oldu. Burada cross trading nedir arkadaşlar? Cross trading'de bir işte cüzdandan diğerine gönderiyorsunuz. Bakın burada tıkıt yazılan yere bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 2 Nus saniyeler içinde gidecektir. Bakalım şimdi NERV valletimize bakalım. Burayı yenileyelim sayfayı. Sayfayı yenilediğimizde bakın arkadaşlar buraya Nus'un geldiğini görüyorsunuz. Nus anında buraya geldi arkadaşlar. Transaction record bölümüne baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da 2 Nus cross trading olarak gelmiş bulunmaktadır. Nus 2.1 gönderildi NERV'e ve NERV kabul etti. Bu türde bakabilirsiniz. Cross trading oldu. Yükseklik bu kadar. Bu kadar Nus kesti ve confirm doldu. Yani saniyeler içinde bakın 15.31 ve bunun gönderdiği 15.31.06 15.31.06 yani bir saniye bile gecikmeden anında diğer valete düşüş yaptı. Şimdi arkadaşlar Nus valletine gidelim ve buraya receive dediğimiz zaman arkadaşlar adres verir ve biz bu adresi kopyalayacağız. Ve buradan NERV valletine geliyoruz. Şimdi biz NERV tokenından göndereceğiz oraya. Bunu nasıl yapacağız? Burada transfer bölümüne tıklayacağız. Burada NVT Nus bölümü var arkadaşlar. Nus'a tıklıyoruz. Ve burada Nus adresimizi yazıyoruz. Burada transfer amount ya da bunu NVT olarak da yapabilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Ne kadar? Mesela 30 tane göndereceğiz arkadaşlar. Bunun ücreti sadece 0.001 olacaktır. Next diyoruz. NERV'den Nus'a gönderecek. 30 NVT yapacak. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Ve bekliyoruz. Evet, işlem gerçekleşmiştir. Gördüğünüz gibi NEF'de 30 tane gitmiştir. Bakıyoruz. 30 NEF'de çıkış yapmıştır. NERV'den gitmiştir Nus'a. Şimdi Nus'a bakalım arkadaşlar. Sayfayı yenileyelim. Nus'a bakalım. Bunlar nasıl yansıdı? Şimdi buraya Transaction Record bölümüne bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar NEF'de token buraya da yansımıştır. Hangi tarihte yansıdığına da bakacağız. Bakın burada da olduğu gibi Nus'a 30 NVT gönderildi ve 0.1 Nus kesinti yapılmıştı. 30 NVT olarak burada kesintinin yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Cross Trading'de verildiği link ile bağlı. Ve burada da baktığınız gibi 15.33'te ve burada 15.35, 15.35'te işlemler gerçekleşmiştir arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim. Nus projesi hakkında diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Nus projesinde kullanabilirsiniz. Nus projesinde kendi kontraktınızı yaratabilirsiniz. Ve böylelikle mainnet'in tadını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Nus projesi ve NERV projesi birlikte çok büyük bir blockchain devini arttırmaktadır arkadaşlar. Ve siz ileride NERV'lerinizle Ethereum olarak buraya stake yapıp NVT'ler kazanabilirsiniz. Aynı zamanda şu an Ethereum ama ileride Bitcoin'de de bu işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.